2024 yılı başından itibaren hapishanelerde tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 21 mahpus yaşamını kaybetti. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde tutulan hasta mahpuslardan Ayhan Alkaç 24 yıldır hapishanededir. Diyarbakır D tipi hapishanesinde deprem riski gerekçesiyle Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'ne zorunlu sevk ile getirilmiş, 6-7 yıllık süreçte hastalıkları artmış ve kronikleşmiştir. Şikayetleri artarak devam etmiş ve Kırşehir'de anjiyo olmuştur. Anjiyodan sonra ilaç kullanmaya devam ediyor. İlaçlarının yanı sıra temiz hava ve hareket önerilmişse de tutulduğu yüksek güvenliklide bunu yapabilmesi mümkün değildir. Havalandırması olmayan bir hücrede tek başına 23 saat, hava kötü olduğunda 24 saat temiz hava ile teması olmaksızın tutulmaktadır. Aynı kampüs içinde kendi havalandırması olan hapishaneye geçmek için talepte bulunmasına rağmen bu talep de reddedilmiştir. Boyunda düzleşme, disklerde taşma, omurilik kanalında kireçlenmeden dolayı daralma ve sinirlere baskı yapması nedeniyle ameliyatın kaçınılmaz olduğu söylenmiştir. Ancak ameliyat kadar sonrası önemli olduğundan açık ameliyatın komplikasyonlara açık olması nedeniyle riskleri de bulunmaktadır. Bu risklerden kaynaklı olarak robotik ve lazer ameliyatlar yapabilen Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi istenmiştir. Cerrah tarafından hastanede ameliyat yapıldığı söylenerek bu talebi de reddedilmiştir. Bunun üzerine riskli kesikli ameliyat hapishanede bakımın mümkün olmamasından dolayı hasta tarafından kabul edilmemiştir. Servikal distoni yani istemsiz kasılmalar ve bükücü hareketlere neden olan hastalığı bulunmakta, bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekte, travmaya da stresten kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Kronik leflü, yemek borusu iltihabı, safrada mideye sızıntı rahatsızlıkları var. Diyarbakır'da 2 defa endoskopi yapılarak ilaç tedavisi önerilmiştir. İlaç kullanmasına rağmen sorunu devam etmektedir. Yapılan kontrollerde endoskopi ve kolonoskopi kararı verilmiş ve kontrolleri beklemektedir. Ayhan Aykaç'ın yaşadığı koşulların iyileştirilmesini, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz olarak yapılmasını, ağır hastalıklarından dolayı heyet raporlarının aldırılmasını ve iyileşinceye kadar infazının ertelenmesini talep ediyoruz. Asla mahpuslar serbest bırakılsın. Asla mahpuslar serbest bırakılsın. Halen Metris R tipi ceza infaz kurumunda tutulan ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunu bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz. Abdülkadir Kuday çiğneme, yürüme ve konuşma gibi istemli kasların hareketlerinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan ölümcül bir nörolojik hastalık olan ALS hastası olup bel fıtığı ameliyatı sonrasında gelişen bacak felci, ALS'ye bağlı olduğu düşünülen yüz felci, işitme kaybı, kulak çınlaması, görme kaybı, ayak ve ellerde güçsüzlük ve his kaybı, yutma güçlüğü, bel, sırt, boyun ve karında şiddetli ağrı, kusma, uyku apnesi, göğüste sıkışma ve yanma hissi, aşırı kısma düşen ve konuşma yetisini büyük oranda kaybettiği belirtilen Kuday, yaşamını yatağa bağlı ve ancak başkalarının yardımı ile sürdürebilmektedir. Tedavisini yürüten hastaneler ve sevk edildiği adli tıp kurumu tarafından defalarca tek başına yaşamını idame ettiremeyeceğine dair rapor düzenlenmesine rağmen Kuday infaz kanununun 27-25. Maddesi gereğince serbest bırakılmadı. İnfaz erteleme talepleri reddedilen Kuday için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurulardan ve Adalet Bakanlığı'nın 20/1 no'lu genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı affı için yapılan başvurulardan da sonuç alınamadı. Abdülkadir Kuday.